Kepez ilçesi Çamköy mahallesindeki küçük sanayi sitesinde iş yerlerine taşınan esnaf kısa süre önce faaliyete başladı. Birçok dükkanın tapularının teslim edilmesi üzerine Antalya Esnaflar Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifinde etkinlik düzenledi. Küçük Sanayi Sitesi'nin yerinin 1999 yılında Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı tarafından tahsis edildiğini belirten Kooperatif Başkanı Avni Gümüş, 860 dükkan olarak planlanan sitede 312 işyerinin tamamlandığını, bunların 270'inin tapularının teslim edildiğini anlattı. Bu 300 dükkanı biz 2 sene 7 ay içerisinde yaptık. Yani çok kısa bir zamanda yapıldı. Onun için de tamamlandıktan sonra sosyal tesisler de var. Onlar da yapıldıktan sonra burası 1000 kişilik bir sanayi sitesi olarak biz buraya geldiğimiz zaman menteşe almaya bir yere gitmeyeceğiz. Kapı kolu almaya bir yere gitmeyeceğiz. Torna yaptırmaya bir yere gitmeyeceğiz. Yeni dükkanlarına taşınan esnafsa fiziki şartlardan duydukları memnuniyeti şöyle dile getirdi. Yapı olarak kaliteli yapılması, ondan sonra çevre açısından içinde parkı olması, bol bol yeşillik olması, ağaç olması çok hoşumuza gidiyor. Sanayiye taşındık, geniş tabi. Önceki yerimiz biraz daha dardı. Burası hem metrekare olarak hem kapasite olarak iyi. Memnunuz, yani şu anda bir sıkıntımız yok. Etkinliğe katılan AK Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse de yeni iş yerlerine taşınan esnafa hayırlı olsun dileklerinde bulundu. Konuşmasında 16 Nisan'daki referanduma değinen Köse, yaptıkları şeyin Cumhurbaşkanı'nın mevcutta olan yetkilerini sınırlandırmak olarak tanımladı. Yargılanabilen Cumhurbaşkanı'na, sorgulanamayan Cumhurbaşkanı'ndan sorgulanabilen Cumhurbaşkanı'na geçiyoruz. Peki Cumhurbaşkanı'na biz ne yetki veriyoruz yeni getireceğimiz sistemde? Biz Cumhurbaşkanımız olacak kişiye bir tane yetki veriyoruz arkadaşlar. O da kararname çıkarma yetkisi. Peki Cumhurbaşkanı her istediği konuda kararname çıkarabilecek mi? Yani Cumhurbaşkanı şunu diyebilecek mi? Ben muhtarlıkları kapatıyorum kardeşim. Efendime söyleyeyim, ben lokantaları kapatıyorum kardeşim. Ben sizin bu kooperatifi kapatıyorum kardeşim. Ben içkiyi yasaklıyorum kardeşim. Ben erkeklere 4 tane evlenme hakkı getiriyorum kardeşim. Diyebilecek mi bunları Cumhurbaşkanı? Hayır diyemeyecek. Neden? Çünkü biz Cumhurbaşkanı'na kararname çıkarma yetkisi verirken sadece belli bir alanda bu yetkiyi veriyoruz. Köse referandumda evet çıkarsa Cumhurbaşkanı istediği şeyi kararnameyle çıkarabilir söylentilerini şöyle yalanladı. Anayasada bu konu kanunla düzenlenir denilen hiçbir konuda Cumhurbaşkanı kararname çıkaramayacak. Köse konuşmaların ardından esnafla birlikte yemek yedi ve iş yerlerini gezdi.